Merhabalar sevgili dostlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Conquest Blade'de günlük görevler, haftalık görevler ve bu görevleri nasıl yapabiliriz? Kısaca anlatacağım. Günlük görevler ve haftalık görevler neden önemli? Özellikle haftalık görevlerde çok fazla sandık anahtarı alıyoruz ve sandık anahtarlarını gümüş kasmak için sandık açarak kullanıyoruz. Şimdi hızlı bir şekilde çok fazla vakit kaybetmeden oyuna ilk girdiğimizde karşımıza çıkan ekrandan başlayalım. Ödüller kısmından günlük giriş ödülümüzü almayı unutmuyoruz. Sonra ise etkinlikler kısmından mesela şu anda devam eden kış giriş etkinlikleri mevcut. Bunu da alıyoruz ve sonuncu gün oluyor. Bunları aldıktan sonra örnek veriyorum şu an kış etkinliklerini L kısmına kış etkinlikleri demişim pardon. Haftalık görevleri ve günlük görevleri L kısmına bastığınızda görevlerde günlük görevler yer alıyor. Haftalıkta ise buradaki haftalık görevler yer alıyor. Mesela sadece haftada 3 gün giriş yaparak bu ödülü almışım. Direkt ala tıklıyorum. Burada da gördüğünüz gibi bu görevleri yaptıkça burada puanınız ilerliyor ve bu üstteki ödülleri ücretsiz bir şekilde alıyorsunuz. L tuşuna basarak haftalık görevleri de siz de inceleyebilirsiniz sevgili dostlarım. Peki alttaki bu anahtarların olayı nedir? Bu ise premium hesaplar bu ödüllere erişebiliyor. Ve 2, 4, 6, 8 haftada toplam olarak 8 adet anahtarı premium olduğunuz zaman alabiliyorsunuz. Ve her anahtardan da ortalama 3K gümüş çıktığını düşünürsek sırf bu anahtarlarla haftada 25K gümüş kasabilirsiniz hiçbir şey yapmayarak. Şimdi peki elinizde droplardan düşürdüğünüz 3'er günlük premiumlar var. Bunu nasıl kullanmalısınız? Özellikle pazar günü akşam premiumunuzu aktif ederseniz envanterinize gelen premium 3 günlüğü hem bu 8 anahtar almış olursunuz hem de çarşamba günü akşama kadar da buradan ne kadar ilerlettiyseniz buradaki görevleri örnek veriyorum. Buraya kadar ilerlettiniz benim gibi diyelim ve haftanın ortasına geldik artık premiumumuz bitecek diyelim. 4 tane anahtara daha almış olacağız ve aslında premiumu 3 gün değil de daha fazla bir işe yaramış gibi kullanacağız ve bu 4 anahtar sayesinde fazladan 12K gümüşü de elde etmiş olacağız. Kısa süreli premiumlarınızı bu şekilde değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Peki günlük görevlerimiz tab tuşuna bastığımız zaman burada Şerif, Dizdar ve Konaklı Subay olarak ayrılıyor. Şerif'teki günlük görevlerimizi alalım. Hemen. Burada gördüğünüz gibi 5 muharebe oyunu, 3 muharebe oyunu, birisiyle düello ve zafer al gibi görevler mevcut. Şimdi sırada Dizdar'a gidelim. Görevlerin çoğu dediğim gibi arkadaşlar sadece oyunu genel hatlarıyla oynayarak çoğu görevi yapabiliyorsunuz. Videoyu da dediğim gibi elimden geldiği kadar kısa tutacağım ve dışarıda da ne yapmanız gerektiğini, görevlerin nasıl yapıldığını da göstereceğim. İsteyen arkadaşlar bu kısımları geçebilir. Mesela burada Dizdar'dan görevimi aldım. L tuşuna bastığım zaman artık günlük görevler çıkmaya başladı. Dizdar'a gidip bir yurtluk görevi tamamla. Şimdi buraya geldim. F tuşuna bastım. Genel bakışa geldim. Burada bakın benim yapabileceğim yurtluk görevleri sıralanmış. İki tanesini yapabiliyorum. Soru işareti olanlar. Görevi tamamla diyorum ve ödülümü alıyorum. Peki bu görevler yıldız sayısı 2, 3, 4, 5 olduğu zaman buradaki verdiği şeref ödülü ve görev ödülü de artıyor. Bilginiz olsun. Size kalmış. Peki diğer alanlardaki görevlerimi nasıl takip edebilirim? M tuşuna bastığım zaman yanımdaki kasabalara bastığım zaman şurada genel bakış kısmında yapabileceğim yurtluk görevleri gözükür. Şu an neden gözükmüyor? Hemen onun bilgisini vereyim. I tuşuna bastığınız zaman levazıma geldiğinizde ikmal alanında burada sizin yurtluk görevleri yaparken kullanacağınız itemler aşağı yukarı şunlar arkadaşlar. Bunları bu şekilde yük arabanıza aldığınız zaman ve tekrardan M tuşuna bastığınız zaman buraya tıkladığınız zaman mesela burada bakın biraz önce Luxing'de bizim görevimiz yoktu fakat burada var. Şimdi burada bize bir ünlem işareti sunuyor. Bu ne demek? Arkamızdaki yük arabasıyla buraya gittiğimiz zaman burada bizim bir tane yurtluk görevimiz olduğunu gösteriyor. Bu kadar basit arkadaşlar ve bir seviye bir yurtluk görevi yapabiliyoruz. Şu kıdemsiz asi supaya eşyası istiyormuş. Onun gibi. Peki bu eşyalar nereden düşüyor derseniz. Bu eşyalar arkadaşlar asi keserek, asi kampı keserek ve dışarıdaki o malzemeleri toplayarak bazı görevler malzeme de isteyebiliyor. Bilginiz olsun. Mesela şu an görevi yaptığım için direkt gelip görevi tamamla diyorum ve
ödülümü alıyorum. Şimdi ise konakçı subayına gideceğiz. Bu taba bastığınız zaman bu NPC'lerin üstüne tıkladığınız zaman kendisi otomatik gidiyor. Bilginiz olsun. Bunu da açalım. Ne çıkacak içinden? Evet. Kondottieri muhafızı çıktı. Güzel. Şimdi konakçı subayında da geldik. Görevlerimizi aldık. Konakçı subayındaki 3 adet görev. Şu an bekçiye geri tıklamak ve gitmek istiyorum sevgili dostlar. Hemen göstereyim. Konakçı subayındaki görevler dışarıdaki görevler. Mesela bu diyor ki bir tane asi grubu öldür. Bu diyor ki bir tane herhangi bir ham maddeden topla. Fark etmiyor. İster yiyecek, ister deri, ister pamuk fark etmiyor. Bu da metruk kamp, yük arabası, kasa ve viran kulübe gibi kaynakları ara ve oralardan bir toplama yap diyor. Şimdi bu görevleri beraber yapacağız ve eksik kaldığımız yerleri göreceğiz. Bu arada O tuşuna basarak etkinliğinde buradaki ödüllerini de alalım arkadaşlar. Etkinliğin belli ki son 15 saati ve ben hepsinden aldığım için sadece bu kaldı ve elimde 14 tane var diye hatırlıyorum. Güzel. 17'ymiş. Sonra devam ederiz. Burada gördüğünüz gibi bronz çantalar almaya devam ediyoruz. F tuşuna basıyorum. Yurtluktan çıka basıyorum. Yanınıza alacağınız birimleri gösteriyor. Şunu direkt kaldıralım. Hüsarla beraber çıkalım. Hızlı bir şekilde görevlerimizi yapabilmek için. Siz de sabahları çayınızı kahvenizi alıp yayınımıza gelmeyi unutmayın efendim. Burada sizlerle beraber bütün aklınızdaki soruları bildiğim kadar bilemediklerimi diğer arkadaşlar cevaplıyor ve güzel bir ortam oluşturuyoruz. Discord'a da gelmeyi unutmayınız efendim. Burada da bakın toplama yasaklandı diyor. Şurada hemen bir viran kulübe var. Bunu topladım sevgili dostlar. Biraz önce hanedanlık görevini de yapmıştım zaten. Şimdi toplama yasaklandı dediği zaman orada şu şekilde el koyma emri kullanarak oradan toplama yapabilirsiniz. El koyma emri kullanmak istemiyorum diyenler içinse şu şekilde mesela haritadan da kontrol edebilirsiniz. Mesela burada bedel 6.000, burada 9.000, burada 18.000, burada mesela 1.000. Bak, şimdi şöyle bir ha. Mesela kaynak toplama izni de var. Vergi de konmamış. Ne yapacağız? Gidip buradan toplayacağız. Diğer kişilere kazandırmanın bir mantığı yok. Çünkü biliyorsunuz bu sınırlar içerisindeki yerleri herhangi bir hanedan aldığı zaman ne oluyor? Oraya vergi koyabiliyor. Siz de benim gibi vergi ödemek ya da el koyma emri kullanmak istemiyorsanız bu şekilde yapabilirsiniz. Benim bildiğim kadarıyla el koyma emri kullandığınız zaman arkadaşlar bronz harcamıyorsunuz toplarken. Bunun da bilgisini vereyim. Yanınızda çok fazla şey yoktur, kaynak yoktur ve para da vermek istemiyorsunuzdur. Vakit de kaybetmek istemiyorsunuzdur. Hemen el koyma emriyle günübirlik görevlerinizi tamamlayabilirsiniz. Peki bu görevler aslında az XP veriyor. Normal oyun girsek daha mantıklı değil mi diyen arkadaşlar var. Evet kesinlikle normal oyun girsek daha mantıklı. Fakat oyunun genel yapısı itibariyle hiç durmadan yani oyunun içinde aktif bir şekilde bulunduğunuz zaman bir süre sonra sizi normal FPS oyunları gibi sıkmaya başlayabilir. Bildiğiniz üzere normal FPS oyunları ya da MOBA oyunları gibi oyunlar hani bizim şu an bu oyundaki aslında J tuşundan eriştiğimiz kuşatmayla çok aşırı bir farkı yok. Sadece onların türü farklı. Biz de kuşatma maçı girdiğimiz zaman 10 dakika, 20 dakika, 30 dakika aralığında bir maç oynuyoruz ve hemen sonucuna erişiyoruz. Yani bu oyunun genel mantığı itibariyle dış dünyasını oluşturması, sizlere özgür bir yapı sunması, bir de farklı görevler, çeşitler vermesi sizi oyundan daha fazla zevk almanıza ve zamanla oyundan soğumamanıza sebep olacak. En azından benim gibi ben şahsen çok fazla dışarıda görev yapmayı seven bir yapıya sahip değilim. Fakat sadece günlük görevlerinizi yaparak siz de yani böyle oyundaki farklı şeyleri yapmış olacaksınız ve farklı şeyler yaptığınız için de zamanla bağınız kopmayacak diyebilirim. Yani ben en azından bu şekilde düşünüyorum. Çünkü sadece oyun atan birisi bir süre sonra oyundan birazcık canı sıkılabilir. Günlük bir yarım saat de olsa farklı şeyleri yapmak isteyebilir. Kısa da bir bilgi vereyim. Bunlar gerçi başka videoda anlatırım. Bu videoluk olayımız sadece görevler. Görevler nasıl yapılır?
nerede yapılır falan filan gibi günlük ve haftalık görevleri detaylı olarak gösteriyorum sizlere. Şimdi arkadaşlar içeri girdik ve gördüğünüz gibi L tuşuna basıyoruz. Lafa girince unuttum. Biz AC kampı kesmedik. Hemen bir tane de bir yıldız bir AC kampı keselim abi. Ondan sonra dönüşümüzü yapalım. Bu şekilde bazen şehre döndüğüm zaman unutabiliyorum haliyle. Bir de AC kesmek bazen sıkıcı olabiliyor. Özellikle bulunduğunuz bölgenin etrafında çok fazla 3 seviye AC varsa bir süre sonra canınızı tıkabiliyor. Neden diye sorayım. Çünkü şehirden çıkar çıkmaz o bölgeyi yani böyle geçmeden belki etrafta şu tek kafa ya da iki kapı gördüğünüz asilerin üç kafaları oluyor ve zorları oluyor yani. Ve durmadan hani isyancı tarzda oluyor ve o kadar canını sıkılabiliyor ki bazı iç bölgelerde, bazı yoğun bölgelerde bazı arkadaşlar bunları biliyordur. Bu başladığınız yerle ilgisi var. Başladığınız yeri bu yüzden iyi dengelemeniz lazım. Mesela EV1 serverında bizimle beraber oynamak isteyen arkadaşlar Liangun bölgesinde Daicheng başkenti olan bölgede başlarlarsa tam bir yeni başlayan cenneti diyebiliriz. Şu şekilde bir çağrızlatayım. Şunlar duvara çarptı. Ve kolay asimizi de yapmış olduk. Şu an bu görevimiz de bitti. Aslında bu kadar basit. Bir tane kulübe topluyorsunuz. Sonrasında bir tane kaynak topluyorsunuz. Bir tane asi kesiyorsunuz arkadaşlar. Bir de hanedan göreviniz eğer bulunduğunuz yerde yoksa yük arabanızı alıp hanedan görevi yapıp geliyorsunuz. Bu kadar basit aslında. Pek yapacağınız bir şey yok. Dediğim gibi kafanız rahat olsun. Günlük görevlerinizi yapın ve günlük ödüllerinizi alın diye öneriyorum. Sizler için de günlük bir değişiklik olur. Siege atmaktan yani kuşatmak atmaktan başka bir etkinliğiniz olmuş olur. Hemen şehrimize girelim. Haftalık görevler halinden de birazcık bahsedelim. Sonra da videomuzu kapatalım. Uzun tutmayalım elimizden geldiği kadar. İzleyen arkadaşlarımız sıkılmasınlar. Şimdi bu tarz rehber videoları çekmeye devam edeceğim. İstediğiniz bir konu vesaire varsa yorumlara yazın. Fakat ben işte birazcık aceleci bir insanım. Videoyu bekleyemem gibi şeyleriniz olursa da aşağıdaki Discord adresimizden gelmeyi unutmayın. Discord'da bütün sorularınızı resimli bir şekilde chat'e atıp sorup bizimle iletişime geçebilirsiniz sevgili arkadaşlar. Şimdi L tuşuna basıyorum. L tuşunda bana yaptığım bakın dışarıda 3 tane görev yaptım ve bunları gösterdi. Şunlar zaten normal muharebe atarak. Şu mesela bir oyuncuya düello yaparak yapacağımız görev. Haftalık görevlerde ise arkadaşlar bölge savaşına katıl. Sonrasında açık dünyada şey yap. Bizim purşat dediğimiz mantık. Biraz önceki açık dünyada karşı bir oyuncuya saldır gibi. Haftada 6 gün giriş yap gibi. 5 yurtluk görevi zaten 5 günde yapıyorsunuz. Basit bir şey. Buradaki görevler de belli. İşte yani çok aslında basit şeyler. Çok basit görevler bunlar. Hiç gözünüz korkmasın. Normal böyle oyunu keyfince oynuyorsanız zaten kendi kendinize yapıyorsunuz. Sadece asi kampı ve keşifleri şöyle. 4 adet kolay asi kampı ve 4 adet seviye 1 keşif. 3 adet orta seviye asi kampı ve 3 adet orta seviye keşif. Yani seviye 2 keşif. 3 adet zor asi kampı ve 3 adet seviye 3 keşif yani keşif 3 görevlerini bu 6 görevi haftalık görevleri de istiyor. Bunları da yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar bu videomuz bu şekilde size günlük haftalık görevlerin neler olduğunu nasıl yapıldığını ve nasıl yapılabileceğini gibisinden örnekler verdim. Buradaki haftalık görevleri de siz de okuyup ona göre bir yol çizmeyi unutmayınız. Yakında sizlere birim iddiaları olabilir, iddialar olabilir, savaş bileti olabilir, sezon mağazasından neler alınması gerekiyor gibi olabilir videoları ve karakter videoları da yakın zamanda böyle içerikler çekmeyi düşünüyoruz. Sizin de fikirleriniz olsa yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bir like'ınızı alırım. Kendinize çok iyi bakın efendim. Yayınlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.